Böyle sıktır, sıktır. Kız. Mis gibi kokuyor. Hacel Oba sana engin mi sandın? Şu an ben güleşli miyim mesela? Evet. 95 yaşında bir maşallah deyin şöyle. Bir de şekli veriyorum. Vay. Barı, Hacer Hanım'la neler yapmışlar neler maşallah. Ben niye yapamadım ki? Beceriksizsin ya. Sağ ol, Allah razı olsun. Vay, 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 vay. Bugün var ya, anam bütün kaymaklıyı doyuracağız inşallah. Vallahi çok güzel görünüyor. Kediler kavga ediyor ha. Kediler coştu. Sevgili seyirciler, dünyaca ünlü yeraltı şehriyle, coğrafi işaretli kaymağı ve şahane çöreğiyle, sıcacık insanlarıyla harika bir yerdeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Güzel şehir Nevşehir'de, Kaymaklı'dayız, Kaymaklı'da. Gidiyoruz gündüz gece. Kaymaklı çöreğinin nasıl yapıldığını göreceğiz. İçeride Aysel ablam ve Tayyip ablam var. Onların yanına geldik. Beraber efsane çöreğimizi görelim. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ne arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Hamur yoğuruyoruz. Bizim buranın efsane şahane lezzetini yapacağız sevgili seyirciler. Kaymaklı çöreği. Evet. Bizim buranın tescilli seyirciler. Dünyada nerede bu? Bir tek burada. Dünyada bunu girecekler mesela, haritaya bakacaklar. Google'dan böyle girecek dünyada, işte Asya, oradan Avrupa'nın oraya Türkiye'ye gelecek. Türkiye'den Nevşehir'i seçecek, kaymaklıyı bulacak, gelip burada yiyecek. Aynen öyle. Hadi yapalım. Öyle. Malzemelerimiz neler? Şimdi normal bir un mu? Patatesi haşlıyoruz. Tamam. Süzüyoruz. Tamam. İçine koyuyoruz, yoğuruyoruz. Patates suyuyla mı yapıyoruz? Patatesin kendisini. Kendisiyle. Patates püresi bu. Ha, öyle mi? Evet. Bu su gibi olmuş. Bu kadar hamura yeterli. Ha, hadi dök bakalım. Ben merak ettim vallahi. Ben patates deyince ben normal patates bekliyordum. Normal patatesi yaptık, süzdük. Ha, süzdünüz. Evet. Düdüklüye koyuyoruz bunu, haşlıyoruz düdüklüde patatesimizi. Ah, kokula. Süzüyoruz. Süzdükten sonra. Vallahi patates kokuyor ha. Şimdi mayamız. Mayayla acık bir yemek kaşığı toz şekerle mayamızı ıslatıyoruz. Birazdan kabarır bu. Aha. Kendine geldi miydi? Unumuza ilave ediyoruz. Bela hepsini birlikte yoğuruyoruz. Ondan sonra hazır olacak inşallah, pişirmeye gideceğiz, değil mi? Evet, bu kabarmadı ki. İçine dök de hamuru kabartsın sen onu. Dök içine. Dökün mü? Dök. Döküyorum. Dök. Ben döküyorum. Dök, dök. Kabarmaya başladı. Aynen. Döküyorum, bismillah. Bismillah, dök. Vay 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 vay. Senin ellerin gibi. Suyumuzu tamam. Döküyor. Sıcak en iyi. Sıcak su. Bu arada evet, değil mi? Sıcak olacak. Patatesten sonra sıcak suyumuz var. Vay 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 vay. Ay abla, bir şey söyleyeceğim, bu bayağı oluyor ha. Bayağı evet, yapacağız evet, değil mi? Çok. Bütün kaymaklıyı mı yapacağız kız? Yok, biz yiyeceğiz. Bize anca yeter. Anca yeter. Kendimize göre. Aynen öyle. Nevşehir, can Nevşehir. Biz işte çocuklarımızı da böyle büyüttük ya, ekmeklerle. Değil mi? Büyütürken ne dedik? Ekmeğinden yiyin de karnımız doysun. Taş gibi oğlum. Taş gibi. Ha, yeni slogan bu. Ekmeğinden yiyin de taş gibi oğlum. Taş gibi. Hastalanman. Ha, hastalanman. Samırsağı sürtün. Samırsak mı? Samırsağı sürtün. Sarımsak değil, sarımsak değil. Samırsak. Ha, samırsak, samırsak doğru. Samırsağı sürtün. Ekmeğinden güzel güzel yiyin. Vay vay vay. Ama bir şey söyleyeceğim ha. Şu an bayağı hamur kıvamına gelmeye başladı. Mayamızı alalım. Ha, mayamız bitti. Döktük. Aysel abla, sen o sırada uyuyordun, biz döktük. Seni uyandırmadık, kıyamadık. Aysel abla çok güzel uyuyordun. Çünkü sabah ezeni kalktı da uyudu. Sabah ezeni. Sabah namazını kıldık, uyumadık. Abam ne yapacağız şimdi? Yumruklu yiyeceğim. Kimi ki? Hamuru. Ha, iyi canım. Anam ödüm korktu. Seni Aysel ablam, bir korktun mu Allah Allah var? Korkmayın. Şimdi yumruklamaya geçtik. Hamurumuz ileride pişer. Elimizde pişecek. Hamur yoğururken pişer ileride. İleğende. Evet. İleğen bu değil mi? Evet. İleğen. Evet. Leğen. İleğen kız işte. Dil mi kırdın sen? Biraz. Az önce biraz dil kırdın. Ha, evet. Tayyip abla. 40 yıllık ileğene leğen dedin ya, helal olsun sana. Aman kız, kalkmadı o. Bismillah. Ben bu arada tutuyorum. Hani ben zannetmeyin ki ben burada. Hani ben bir şey yapmıyorum zannetmeyin. Ben burada boş mu duruyorum? Emanetsin. Ya yalan tutuştu ama şu yalandan abla baba. Görüyor, sağlam tutuyorum valla, sağlam tutuyorum. Şimdi bunun adı İlhan. Evet. İlhan, limonun İlhan. Adı ne? İlimon. 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 Recep'in adı? İrecep. Vay 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 vay. Ay. Vallahi helal olsun anasana kız. Maşallah maşallah.
Şimdi bu bizim tescilli. Evet. Bizim buraya ait kaymaklının efsane çöreği. Evet. Çöreğin özelliği şu. Patatesi kaynatıyoruz. Evet. Nerede? Düdüklü. Haşlandı iyice. Tamam. Onu eziyoruz. Ezdik. Süzüyoruz. Ama o kadar ezmişsiniz ki hiç füresi bile yok yani. Olmaz. Su haline gelmiş. Evet. Süzgüden süzüyoruz. Hı hı. Böyle çıkıyor. Vay be. Patatesimiz, suyumuz, mayamız. Abla bir şey söyleyeceğim. Bizim bu kaymaklıya ait ya. Evet. Ay yani yıllar yıllar önce demek ki burada bulunmuş yani. Bu burada hep evet. vardı yani. Ebem dedem zamanında falan yaparlardı değil mi? Sana kim öğretti? Annem öğretti. Tayyip abla sana kim öğretti? Beni anam öğretti. Kaynanan ne olacak peki? Hiç onu öğretmedi mi? Anamın evinde öğrendim. Kaynanamın evine de gidince hazır buldum. Tayyip abam. Efendim canım. Yoruldun mu ablam? Yoruldum. Kelle diyeyim. Ana. Şu terimi bilsinsene. Anam silmez miyim kız? Kurban olurum ana. Abam oldu. Hayırlarını seveyim. Şöyle, iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Tamam. Gene söyle. Terlediğin zaman gene söyle. Tamam. Alın teri işte bu tamamen bu oluyor herhalde. Aynen alın teri öyle. Değil bu, alın değil mi? Teri. Vay be. Yıllarca aslında bu şekilde kahvaltılarda falan değil mi? Evet. Genelde kahvaltıda mı yeniyor? Her yemeğimiz her öğünümüzde yenir bu. Asel abla. Efendim? Annen gibi söylemiş ya ilağında pişer diye. Evet. İlağında nasıl pişer? Bunun altında ateş mi var? Ateş yok ama elimizde pişiyor. Yoğurdukça sıktırıyoruz. Elimizi bıraktığı zaman hamur oluyor pişiyor. Ha. Ekmeğimiz ilende pişer. Yani ilende iyi yapmazsan, yoğurmazsan evet. orada güzel pişmez. Evet tabii. Pişse de tadı ekmeğimiz. Güzel çıkmaz değil mi? Yani aslında bir şey söyleyeyim Tayyip abla. Bütün iş sende yani. Ha. Bende mi? Valla. Sen de bende yani. Ben de tutuyorum ya. Ben de bunu pişireyim burada da. Ya bak sen ben Aysel abla bak. Ablalar da burada ya şimdi haklı. Ya en çok ikimiz de. Niye? Bak ben tutuyorum. Benim de. Sen de yumrukluyorsun. Aynen öyle. Bu hamur oldu. Bak oldu sesinden ah. belli ha bak. Baksana şurada gibi. Hamur elimi bıraktı. Bıraktı. Ha, ben oldum diyor. Oldum diyor. İlende pişti. 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 Ay ellerine sağlık. Tayyip ablam ne güzel yoğurdun ha. Vallahi maşallah sana ya. Bundan sonraki aşama ne? Şimdi bezimizi tahtaya alacağız. Tahtaya alacağız. Onu ne yapacaksın? Onu ne yapacaksın? Onu üstüne atacağız. Kapatıp güneşin gelmesini bekleyeceğiz bunu. Mayası gelecek. Ha. Dinlendireceğiz. Bu dinlenirken biz de gezeriz mesela şurada. Sevgili seyirciler, Aysel ablam sabah namazına kalktı, namazını kıldıktan sonra ne yaptı ablam? Hamur yoğurdu. Hamur yoğurdu işte. Bu yoğurdu hamur, o hamur. Yani bizim hamur şurada bekleyecekti. Aa burada. Bizde yalan yok, laf yok. Ama bunu 2 saat beklemesi lazım. Evet. Benim karnım zil çalıyor, ben o kadar nasıl bekleyeyim? Allah'tan hazırlamış. Evet. Şimdi o hamur, bu hamur. Bu bekleyecek, bu hazırladığı sabahki hamur. Şimdi bunu ne yapacağız, sen ne yapacaksın? Bezimi alıp tamam. tahtaya dizeceğim, yereşkisi gelecek. Yereşkisi ne? Evet, mayası gelecek. Ha, mayası gelecek. Evet. Abam sen ne yapacaksın? Ben de dizeceğim. Dizeceksin. Evet. Tamam. Sen ne yapacaksın abam? Altına kepeğini atacağım. Altına kepeğini atacaksın. Sen? Ben de üzerini örteceğim. Kimin üzerini örteceksin? Hamurun. Hamurun, tamam. Acayip bir iş bölümümüz var burada. Ben ne yapacağım kız? Sen de sihir edeceksin. Sihir edeceğim. Aynen öyle. Ben de türkü söyleyeceğim. Söyle. Yani Allah Allah. Coğrafi işaretli, efsane, şahane, kaymaklı çöre. Bismillah. Başlıyoruz. Ben ellerimi yıkadım abi orada. Elim temiz bak. Ben dokunuyorum ya. Arada dokunuyorum. Tamam. Ona göre yani. Beze mi alıyorsun? Evet. Ay hamur da var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hamur hani hamur yani. Öyle söyleyeyim. Kız ne güzel yoğurmuşsunuz. Çöreğimiz kaymaklının çöreği. Efsane çörek. Dediğimiz ha? gibi. Çünkü doğuştan en alışkanlığı. Evet, hepsi aynı ölçü gibi yani maşallah. Gramacını alıyor aynı. Gramacın aynı kı? Hep aynı. Gramacın. Dostumuzu, düşmanımızı bilmiyoruz ama bazen büyük, bazen küçük oluyor. Ha bak nereye bağladı bak. Bak. Bak bir de mesela, bak nereye bağladı. Küçük oldu muydu? Bir büyük oluyor. Bir bezi büyük alıyoruz. Bir küçük aldığımız zaman. Ben yapamaz mıyım? Yap. Ya ben şimdi dostum, düşmanım biliyor mu yani? Şimdi alayım kız, elim temiz. Hadi seni alayım. Hadi. Bismillah. Onun gibi yap. Tamam ben de onun gibi yapıyorum. Yok teke. Kız bu ne oldu kız böyle? Bu beni bırakmıyor ki bu. Böyle sıktır. Kız ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu niye böyle oldu kız? Hamurumuz işte büyüklerimiz durduğu da söylememiş. Ne demişler? Hamur ilağında pişer. Gider. Gider. Pişer gider. Bir evet. de elin çamuruyla. Erkek işine karışma. Yok o hamuruylaydı. Elin çamuruyla. Kadın işine karışma. Karışma. Elimiz terazi. Vay. Ben niye yapamadım ki? Beceriksizsin de ondan. Sağ ol, Allah razı olsun. Yekten de yüzümüze söylenmez ki bu. Bir şey söyleyeceğim. Abla şunu bir yap ki. Nasıl yaptın sen bunu? Abla, benim elimi niye bırakmıyor? Bilmediğinden Kürşat Bey.
Vay be. Bırakmıyor ya, bırakmıyor. Eli bırakmıyor evet, yani. Aslında. Böyle şey gibi, normal yapıştırıcı gibi yani. Japon yapıştırıcısı gibi. Evet. Bizim Kaymaklı'nın meşhur yeraltı şehri var. Evet. Çok turist geliyor bizim buralara. Bizim evet. Nevşehir'in her yerine zaten maşallah dünya hayran. Ben ne edeyim yani? Uçakların biri iniyor, biri kalkıyor. Çünkü yeraltı şehirleri var burada biliyorsun, peribacaları. Bir de özel lezzetleri var. İşte o özel lezzetlerden bir tanesi de bu. Bizim buranın Kaymaklı çöreği sevgili seyirciler. Turistler bunu yemeden gitmiyorlar ya. Boğazına durursa ne oluyor? Kaymaklı ayranı. Var mı? Ayranımız da var. Şu ben şu elimi yıkayayım geleyim mi? Yapalım getir. Dur. Bundan ekeleyeceğim. Üfeleyeceğim. Hamurun çıkmasının yolu? Kepek. Kepek. Yani aslında kepek ne oluyor? Hamurun? Hamurun altına atıyoruz. Altına atılan şey değil mi? Yapışmasın diye. Tamam. Sevgili seyirciler, Aynur ablam da geldi. Mal sahibisi, mülk sahibisi. Nerede bunun ikisi sahibisi? Burada. Aha burada. Sahibi burada. Biz hamuru normal yoğuruyorduk. Ne oldu? Geldi dedi ki, çıkın mı dedi kız fırından. Kovacağımış beni. Kovacağımış bizi. Seni özellikle bak. Aynen öyle. Sabit takmış vallahi. Bu televizyonu hep çıkacak diye ben koptum geldim. Ha, biraz ben sanki çıkacağım. Şey yaptın. O çıkacak diye. Fırın sahibi. Ha fırın sahibi ben de çıkacağım. Fırın sahibinin haberi yok. Bunlar burada şeye çıkıyor. Öyle şey mi olur? Haber verdin ya sana da. Hiç de haberim yoktu. Kız sana haber verdiydin sen fırın sahibi. Verdim. Yani bu nasıl haber verme? Fırın işte. Sahibi. Haber yok biz burada fırın yapacağız. Çıktı geldi işte. Ama. Ne diyeceksin yapacak bir şey yok. Şimdi burada sürekli bu ekmek yapılıyor zaten sürekli. Bizim çocuk. Burada sıra aldığımız zaman sana bir hak mı vereceğiz? Ne vereceğiz? Hak verilir. Ekmek alırım. Ekmek piştiğin iyiydi. Fırın başına bir tane ekmek alırım. Bir tane? Bir tane. İyi kız bir tane ne olacak? Kendim atarsam iki tane alırım. Ben atarım fırına bazen. Beyin atarsa üç tane o zaman. Beyim atmaz. Çoluk çocuk atarsa bu beşe kadar. O hazır yer. Hazır yer. Ekmek. Hiç bayat ekmek yemez. Vay be. Evet. Fırıncının beyi olunca da böyle olacak. Taze ekmek yenir. Taze ekmek yiyecek tabii. Tabii. Bayat mı yesin? Beyime niye bayat yedireyim? Biz mesela yaklaşık bize kaç tane çıkacak abla? 20 tane çıkar mı? 24 tane abla. 24'ün biri seni mi? Biri benim. Ne yapmayı düşünüyorsun o bir taneyle? Satarım. Satacağım mı? Tabii. Bir para veririm. Kız sen de her şey yemeyeceksin mi? Ben hepsini mi yiyeceğim? Üç olursa üç tane alırım. İkisini satarım. Ekmeğin tanesi 10 lira. Alırım 20 lira. Ha. Birisini yerim. Tamam bizim kaç fırın olacak? Bizim 4 fırın olacak. Oo, tamam ben atarım 4 daha 8 ekmek. Abi atacağım. Yok yok sen atma bize o zaman kalmıyor. Ben atacağım fırına o koyacak evet. O kaldıracak. Hayır ekmek alma değil mi Tayyip abla kız? Yok sana yok fırın bugün. 4 tane az 4 daha alırım 8 ekmek. Kız Tayyip abla bütün ekmekleri aldı ya zaten. Biz vermek istemiyor ona bugün. Biz istemiyor kusura bakma sana o kadar vermek. Fırın sahibi olabilirsin de bütün ekmeklerimizi de veremeyiz yani biz atacağız. Nevşehirliler eli boldur. Paylaşır. Ama sen bayağı bizim bütün ekmekleri alıyor. Sen abarttın bu işi. Sen atma ya biz atarız ya. Ekmek alacağım. Tamam tamam 4 tane mi veriyorsun? Evet. Sen 4 ekmeğini al. Razı mısın? Biz hadi atacağız. Ben razı olayım. Hadi Allah razı olsun. Var ya zorla var ya. Hadi bağalım olsun bağalım. Gönülsüz dedi ona. Biraz gönülsüz dedi şimdi. Ekmeğin de gönülsüz olmaz. Ekmeğimiz olmazsa. Şuramıza durur. Senin hatırına. Gönüllü müsün? Gönüllüyüm. Hadi gönüllü. Bak şuramıza yaptı. Durursa vallahi. Kız bir şey söyleyeceğim. Sen fırın sahibisin falan mı? Şalvar falan da bir yırtık. Vallahi babamın adı Perişan. Kızı da muhakkak Perişan olacak. Ay babamın lakabı mı Perişan? Babamın lakabı Perişan. Perişan Hasan diller. Babamın ismi Hasan. Ay. Ben de mal gördüm, tandır yaktım, turşu kurdum. Haliyle sabah kıyafeti bu. Kıyafeti bu. Değil mi? Evet. Düğüne giderken başka. Kara lastik, yırtık demi, yırtık çorap. Hepsi yırtık. Niye? Perişan'ın kızı. Perişan'ın kızı. Yiğit lağabıyla anılır. Evet. Değil mi? Babana perişan derler. Babana niye perişan demiştir? O da fakir miymiş? Ondan mı? Fakir o da... değil. Çocuklukta öyle. Öyle. Herkese bir lağap takarlar. Garip garip kezermiş. Perişan. O da lağabı perişan kalmış. Peki bir şey söyleyeceğim. Buradan düğüne mi gideceksin? Buradan düğüne gideceğim. Kimin düğünü? Kardeşimin düğünü. Dakıyı aldın mı? Aldım. Bir suratın düştü bulaşım aldım der. Bulaşık makinesi aldım. Bulaşık makinesi tabii. Altın? Altın şeyden bulaşık makinesi altından yüksek. Böyle mi? Tabii 10 milyar liraya bulaşık makinesi aldım. Altın 1,5 liraya. Ulan helal olsun. Hükümet gibi kadınsın yemin tabii. Ediyorum ha valla. Ama çalışıyorsun hiç durmuyorsun ha. Tabii. Fırın var. Var. Şurada gördüm tavuk çocuk var. Tavuklarım var. Orada inekler var gördüm. Var. Mallar var. Tandır yakar. Tandır yakar. Tandır yakıyorsun. Az kalsın bizim 8 ekmeği alıyordum. Dam başında sarı çiçek oy oy
Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalka hürgüme göçek. Nenni de Feriden nenni. Buradan kalka hürgüme göçek. Nenni de Feriden nenni. Hürgüme vardığımız gece oy oy. Hürgüme vardığımız gece oy oy. Hak yoluna kurban kesek. Nenni de Feriden nenni. Hak yoluna kurban kesek. Nenni de Feriden nenni. Gidiyorum işte gör oy oy. Gidiyorum işte gör oy oy. Hayalde gör düşte gör. Nenni de Feriden nenni. Hayalde gör düşte gör. Nenni de Feriden nenni. Kıymatımı bilmedin oy oy. Kıymatımı bilmedin oy oy. Bir kötüye düşte gör. Nenni de Feriden nenni. Bir kötüye düşte gör. Nenni de Feriden nenni. Bravo! Sevgili seyirciler, güzel Kaymaklı'da Hacer Çekiç Hanım'ın evine geldik. Hacer Hanım haber saldı. Dedi ki Kürşat, Karaoğlan gel dedi. Neler neler hazırladık dedi. Ben de merak ettim. Bizim Nevşehir'in birbirinden lezzetli, şahane nimetleri var. Acaba dedim anam hangisini yaptı? Geldim yerinde görelim dedim. Çiçek bahçelerinin arasından anama doğru gidiyoruz. Buyurun beraber gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ve işte Hacer Hanım. Anan örüyorsun kız. İyiyim. Sizi sormalı. Ne yapayım vallahi iyiyim. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bugün çok güzel, şahane lezzetler. Bizim buranın efsane nimetleri sizleri bekliyor. Sen başlamışsın. Makarna yapacağız. Makarna. Ama nasıl makarna onu söyle. Kabak çekirdekli ha, makarna. Öyle de ya. Makarna her yerde. Kabak çekirdekli. Makarna her yerde. Türkiye'nin her yerinde olmazsa olmaz bizim evet. Nimetlerden. Ama kabak çekirdekli makarna bizim sadece burada. Ben de tam hava atıyorum falan. Sen bizden makarna deyince ben bir kaldım böyle. Kabak çekirdekli makarna sevgili seyirciler. Kabak çekirdekli. Evet. Şimdi malzemeleri bir sayalım anacığım. Bir. Kabak çekirdeği. Çekirdeği. Tamam. Tereyağı, sıvı yağ. Bu? Makarnayı kavuruyoruz. Bu evde yapın makarna. Evde kendimiz yaptık. Hani dünyada bütün makarnalar bir yana, bizim buranın Kaymaklı'nın kabak çekirdekli makarnası bir yana. Evet. Nevşehir'deyiz. Önce yağ koyuyoruz. Tamam, sıvı yağ mı koydun sen? Sıvı yağ koydum. Biraz da tereyağı alalım. Şöyle vereyim. Bu eriyecek. Sevgili seyirciler, kabak çekirdekli makarna hakikaten çok bir anda makarna tadını değiştiriyor. Yani acayip bir lezzet veriyor. Nereden biliyorum? Çünkü bu memleketin çocuğuyum. Çünkü tadını biliyorum. Evet. İstedik ki sizlere de anlatalım. Bunu evinizde deneyebilirsiniz. Neye dikkat ediyoruz? Nevşehir kabak çekirdeği olmasına. Evet. Biz de isteriz o marketten ya da işte kuru yemişçiden aldığınız kabak çekirdeğini olsun ama olmuyor. Oluyor mu? Bizimkiler çok lezzetli. Ya çünkü farklı. Bakarsanız tipine evet. De. Ana bunları siz kendiniz kurutuyorsunuz kendimiz, değil mi? Kendimiz ayıkladık kabaktan. Kendimiz kavurduk. Nerede koyuyor bunu? Nerede? Güneşe mi seriyorsun? Yok yok. Yaşıkken kavurduk. Öyle mi? Evet. Ha kavurdun. Evet. Fırında. Fırında kavuruyoruz. Tuz atıyoruz. Vay süper. Evet. Tuzlu tuzlu. Tuzlu. Ama burada ben bir kaçak yakaladım. Kabak çekirdeğinin içine bir tane Giresun fındığı. Nevşehir kabak çekirdeğinin içine bir tane ya. Giresun ordu fındığı girmiş buraya. Fındıktan düşmüş. Fındıkta mı var? Fındık ağacı. Şaka yapıyorsun. Evet. Bir dakika. Bizim Nevşehir'de fındık mı yetişiyor? Evet evet. Fındık. Ana olamaz öyle bir şey ya. Fındık. Maşallah. Gösterir. Fındık. Ana nerede kız fındık i̇şte hani? İşte fındıklar dalında. Aa vallahi var burada. İşte burada. Sevgili seyirciler. Bakar mısınız? Ben şok. Ben inanamıyorum şu anda. Ben Ankara'da doğdum. Burada geldim. Burada büyüdüm. Burada ömrüm geçti. Benim ben fındık ilk defa görüyorum burada fındık yetiştiğini. Allah Allah. Hacer Ana. Efendim. Senin toprağını nereden getirdin? Toprağı şeyden mi getirdin? Giresun'dan toprak mı getirdin? Yok yok. Buranın toprağı. E nasıl oluyor? Oluyor vallahi. Fındık. Nevşehir fındığı. Çok güzel ya. Sevgili seyirciler, ben Nevşehirliyim. Bu topraklarda büyüdüm ama hayatımda ilk defa bizim burada fındık yetiştiğini görüyorum. Yetişiyor yetişiyor. Çok güzel oluyor. Makarnayı şimdi kavuruyoruz. Bismillah. Tamam. Şimdi makarnayı kavuracağız. Bizim Nevşehir'in Kaymaklı'nın efsane şahane neli makarnası? Kaymaklı makarnası. Kaymaklı mı? Evet. Ama kaymaklı ama içinde ne var? Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği var. Buraları görüyorsunuz. Burası komple üzüm. Şurası üzüm. Müthiş bir asmanın altındayız bu arada. Bu üzüm ne cinsi ana? Göğbulut diyorlar. Göğbulut. Evet, göğbulut.
Yo, bulut çok güzel görünüyor ya. Zaten bölge Kapadokya binlerce yıl öncesinde hep üzüm, hep üzüm, hep üzüm zaten. Yani tarihinde hep üzüm var ve üzümün en güzel yetiştiği topraklar aslında buralar. Neler kazıyorlar 5000 yıllık tarih. Evet. Altından şırhane çıkıyor yani. Acayip bir yer yani. Evet. Vallahi billahi. Acıktım kız. Hemen pişer şimdi. Kavuralım. Tamam. Biraz. Sonra sıcak su dökeceğiz. Pişecek. Bunu kabule atmayacağız Ella. Yok yok. Onu robotta geçirdik. Ha. Elekte de eledik. İlk önce şey yaptınız mesela bunu. Kavurduk önce. Ha. Aa. Önce kavrulmuş. Bu o mu? Evet, bu o mu? Evet evet. Aman ben bunu kimyon zannediyorum. Anam. 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 Yandım. Anam. Bak gene rezil oldum görüyorum. Ben bunu vallahi kimyon zannediyorum. Sekseci. Bu kabak çekirdeğiymiş. Kabak çekirdeğinin özüymüş. Evet özü. Vay be. Mis gibi kokuyor. Çok güzel ya. Bunu nasıl yaptınız? Nasıl elde ettiniz? İlk önce kabak çekirdeğini. Evet, ne kabaktan yaptın? Ayıkladık. Tamam. Biraz fırında fırınladı. Fırınladınız. Kavurduk. Kavurdunuz. Hı hı. Sonra robottan geçirdik. Kabuğuyla mı? Kabuğuyla. Aa. Evet. Süper. Sonra elekte eledik. Hı. Eledikten sonra böyle oldu. Böyle hazır. Evet, hazır oldu. Herkesin evinde var mıdır böyle? Yapıyor, herkes yapıyor. Ne güzel ya. Yapar. Bizim evde yoktu, ondan sordum. Verelim de götüreyim. Size de verelim. Arsızlık yaptım. Bu kabak çekirdeği sevgili seyirciler. Evet. Yemin etsem başım ağrımaz. Siz de yemin edebilirsiniz. Kabak çekirdeğinin özülmüş, özü yani özü, tamam mı? Evet, özü. Tamam, özü. Böyle hazırlanmış. Hı hı. Şahane. Aha bak, arı da geliyor, arı geldi. Arı neye gelir? Güzel şeye gelir arı. Evet. Şöyle, şunu şuraya bırakıyorum. Kavurmaya devam edelim ağacım. Bismillah. Bismillah. Vay, 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 vay. Tamam. Yani makarna her yerde ama kabak çekirdekli makarna öyle her yerde yok. Biz size anlatalım. Ev kesmesi değil mi? Evde kesilen makarna evde, diye evde geçiyor. Makarna. Ama biz böyle daha lezzetli oluyor böyle. Suyun içine de koyabiliyorsun. Kaynayan suya. Kavurmadan da yapabiliyorsun. Aslında bu erişteyle de oluyor değil mi yani? Erişteyle yani de. Erişteye de benziyor. Ev yapımı yaktığımız için bu makarna evet, diye geçiyor burada. Makarna. Tamam. Şimdi bu burada iyice ne olacak? 10-15 dakika pişecek. Ondan sonra asıl önemli olana mı geçeceğiz? Kabak yani, evet, kabak çekirdeğini atacağız. Kabak çekirdeğini atacağız sevgili seyirciler. Biz nereden bulacağız bunu? İstanbul'da biz bulamayız ki bunu. Kavrulmuş çekirdek alacaksınız. Demiyorsun ki açıp gönderelim. Gönderelim, verelim paketleyin. Sen de benim bir oğlumsun. Veririm oğlum. Allah razı olsun. Veririm. Şaka bir yanım. Sizin için değil mi? Allah göndeririz. Razı olsun. Cansın. Yok, işin esprisi hakikaten. İzleyicilerimiz bunu bulabilir mi yani? Bu var mı her yerde? Böyle çekilmiş olmuyor. Alacaksın. Kavrulmuş oluyor. Ha. Kavrulmuş. Ama ne şehirde var? Evet. Mesela şey var sevgili seyirciler. Bazı internet siteleri var. Oralarda ulaşabilirsiniz. Hı hı. Ya da sosyal medyadan falan da satıyorlar ama. Evet. Ne şehirdekiler? Zaten şöyle. Zaten köylerde yapıldığı için en saf, en temiz haliyle yapılıyor yani. Evet. Oralardan elde edebilirsiniz. Evet. Bir kere kokusu çok güzel, müthiş bir tat veriyor, aroma veriyor yani. Onu deneyebilirsiniz bence. Üzümü konuşalım. İmir üzümü bu mu? Evet, İmir üzümü. İmir üzümü. Şu ne? O Göğbulut. Göğbulut. Bir adı da hevek derler. Hangisi? Burada da siyahı var, siyah hevek derler buna. Şu ona, siyah hevek mi bu? Ona mor hevek derler. Peki bunları siz topladık. Giyiyoruz. Hepsini giyemezsiniz bu kadar. Pekmez üzümü yapacağız. Ha, vay. Pekmez yapıyoruz. Her şeyin en iyisini maşallah evet, yiyorsunuz. Doğal ha. Doğal. Vallahi doğal. Organik organik. Organik. Mesela hevekle emir üzümü karışıyor mu pekmezde? Oluyor mu yoksa oluyor, ayrı ayrı mı? Oluyor oluyor oluyor. Tadı birbirine şey yapmıyor yok, mu? Yok bir şey olmaz. Hevek biraz ekşi olur. Hı. Toprak atıyoruz ya bunun pekmez toprağı var. Ha ha. O tatlandırıyor. Ha o toprak onun şey ekşiliğini tatlandırıyor. Alıyor. Tatlandırıyor. O neydi yaptığımız yerin adı neydi? Şirane. Şirane, şirane. Var mı senin şirane? Yok. Ne yapacağız? O eski kaldı. Evlerde olur. Ya şimdi nerede yapacaksın sen? Şimdi biz onu leğende yapıyoruz. Çizmeleri. Çizmeleri giyeceğiz. Giyiyoruz. Leğende böyle çıkacağım böyle. Çuvala dolduruyoruz üzümleri. Hı. Onu da çinliyoruz. Peki çekirdekleri ne oluyor onun? Atıyoruz. Ya çıkıyor İsteyen mu? Alıyor, çıkıyor. Süzdükten sonra çekirdekleri çıkıyor. Çıkıyor. O, bazıları onu alıyor. Evet. Ne yapıyorlar onu? Onu çekiyorlar robotta. Şifa vallahi. Kansızlığa iyi geliyor. Peki o pekmezden yapılan şey de var. Neydi o? Aside. Aside. Var aside. Mı? Sen bana istersen. Aside yap. Ben sana kaside okuyayım. Tamam yapayım ben sana. Vallahi öyle bir şey yapalım. Yapalım. Ortak bir çalışmamız yapalım. Olsun. Bir asideye bir kaside. Tamam. Ben bir kaside, sen bir aside. Aside. Olur vallahi. Olur, şahane olur. Olur. Tamam hadi inşallah. Sevgili seyirciler, Reyhan da geldi aramızda. Artık bir Reyhan'ımız da var. Reyhan torun değil mi? Evet, torun. Torun datlı mı yoksa çok. Evlat mı datlı?
Çok tatlı. Evlat ceviz, torun cevizin içi. Bak. Bak, hazır mı? Hazır, pişti yemeğimiz. Hadi açalım bakalım. Bismillah, vay, vay, vay. Çok güzel değil mi bu ya? Of. Şimdi şeyde sıra. En önemlisi ne sevgili seyirciler şimdi? En önemlisi. Aa, değil mi hala, değil mi? Kabak çekirdeğini şöyle koyuyoruz. Ha, onu tepsiye mi koyuyoruz? Tepsiye şöyle koyuyoruz. Ha, vay. Bir çok şanslı. Makarna. Altta kabak çekirdeği. Böyle leblebi tozu gibi yani. O kıvamda evet. Aslında kabak çekirdeği. Böyle dizliyoruz. Tamam. Tekrar bir kat daha kabak çekirdeği. Vay vay. Niye? Çünkü kabak bol bizim burada. Evet. Bir kat daha çıkalım mı? Çıkalım. Çıkalım ya. Vay 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 vay. Hacer Hanım. Vallahi çok güzel görünüyor. Mis gibi. Kediler kavga ediyor ha. Kediler coştu. Çok güzel oldu vallahi. Şahane kabak çekirdekli. Evet. Bizim buranın makarnası. Hı. Üstüne başka bir şey gelecek mi? Yok, kadar, tereyağını kavurduk ya. Eğer tereyağını kavurmasaydık üstüne tereyağını ısıtıp döküyorduk. Ha, öyle, öyle de yapabiliyoruz. Öyle de yapılıyor. O da aklımızda olsun. Evet. Sevgili seyirciler, güzel Nevşehir'in güzel Kaymaklı ilçesinde şahane bizim buranın efsane lezzetlerinden bir tanesini Hacer Hanım sizler için yaptı, bizler için yaptı. O nimetin adı kabak çekirdekli makarna. Evinizde yapın derdim, inşallah yaparsınız ama bizim buranın kabak çekirdeğini oluyor. Ya buradan sipariş verin kabak çekirdeğini, tozunu değil mi? Evet. Bizim buralardan gidiyor çünkü. Ya da inşallah yolunuz güzeller güzeli bu şehre, Nevşehir'e yolunuz düşerse yerinde tadar, yerinde yersiniz. Afiyet olsun, bereketli olsun. Nevşehir'de, Kaymaklı'dayız. Buyurun gelin beraber olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun mu? Kalabilirsiniz, afiyet olsun. Fırın neyle yakacağız? Samanla. Tezek? Tezek yanmaz, saman yanar. Saman yakacağız. Evet, tezek de yanar da tezek yanıyormuş. Evet. Tezek ha. Bilağımız yok, tezahımız yok. Sizler iki tane tezek ne oldu? Yok olsa veririm. Anam gördüm kapıda vallahi yalan. Anam vallahi kapıda gördüm. Dinleyeyim anama gördüm. Ablam verir, Kürşat Bey. Kapı biz ver sen dedin ya bak böyle bir yok dedi diyor. Ben tandır yakıyorum, kaymak dokuyorum. Bir tane alabilir miyim tezek göstermek için? Evet. Sağ ol, Allah razı olsun. Geldim geldim Aynur ablamdan çaldım geldim kız. Aynur ablamdan çaldım geldim ya. Sadece bir şey danışacağım şimdi. Aynur ablam verdi ama fazla vermedi. Yine her zamanki Aynur ablam yine az verdi. Az vermiş. Zorla bunu aldık. İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde yetişen kardeşlerimiz bilmez. Bu ineğin evet. Tersi. Yani ineğin evet. Aslında gübresi bu. Evet, değil gübresi. Mi? Dolayısıyla bunu ne yapıyor? Kurutuyorlar böyle. Bu çok güzel yanıyor. Asitli. Çok asitli olduğunda. Değil mi? Evet. Acayip yanıyor. Böyle ateşe bir coşku mu veriyor? Ne yapıyor? Evet. Yüksek ateş verip yanıyor. Öyle yüksek şimdi, kalitede yanıyor yüksek bu. Yüksek kalite asitli olduğunda. Ha. Burada bir sürü yüksek. Var. Bir sürü var. Şurada bunun, evet. Bunların hepsini birazdan kullanacağız biraz ama önce atacağız. Tutuştursun. Evet. Burası önce çok güzel tabanımıza... yanmaya başladı şu anda. Ha, bayağı da sap varmış kız içinde. Az az saçalım ki fırınımız tutsun. Eğer çok saçarsa ovat söner, yanması zor olur. Bu ne kadar zamanda hazır olacak bu fırın? Fırın taşlarımız siyah kenarları ağardı mıydı? Fırınımız ha. Olmuş durumda. Yani kaç dakika sonra? Evet. Yarım saatte geçer. Siyah evet. Taşlar beyazlaşacak evet. Mı? Evet. Allah Allah. Evet. Değilse ekmeğimiz pişmez, kabarmaz. Vay be. O siyah taş ateşten mi ağrıyor? Evet. Bunu da ilk defa duydum. Saçmalık ateşten evet. Tamam o zaman biz birazcık daha ateşimizi harlayalım. İyice dolduralım sevgili seyirciler. Sapları, samanları karıştıralım. Birazdan tezeklerimizi atalım. Şu tezeklerimizi de kullanacağız birazdan içlerini. Bakalım o kapkara taş nasıl ağrıyor evet. Beraber göreceğiz. Hadi. Sevgili seyirciler, burada harıl harıl bir çalışma var. Gara fırının önündeyiz şu anda. Bu gara fırın birazdan A fırın olacakmış. Öyle mi kız? Evet. Neresi olacak abla? Bu kenarları Kürşat Bey. Şura mı? Siyah, karşı duvarlar siyah. Onlar yandıkça ağıracak. Allah yukarıya Allah. Doğru fırınımız olmuş durumda. Bu şuralar mı? Ekmeğimizi atarız. Anam, buralar mı ağıracak abla? Kenarlar, karşı. Ha şu karşı kenarlar. Karşı duvarlar, ha, kenarlarımız. Ha, anam var ya. Ovat ekmeğimiz, fırınımız olmuş durumda. Ekmeğimizi atacağız. Atacağız. Evet. Ondan sonra kapatacağız. Ekmeğimiz pişecek. Tamam. Bunun adı neydi? Gelin. Gelin. Ha, gelinimizi tamam. Islat Zeliha abla. Gelinimizi ıslat. Niye gelin demişler ona? Fırınımızı dolandırdığımız için, ismini aldığımız için. Gelini yakıyorsunuz evet, herhalde. Gelini yakıyoruz. Gerçekten. Hakikaten. Ben bununla bir şüphelendim ben. Sen şimdi o fırınımızı dolandırdığımız o şeyi evet. Siliyoruz değil mi onunla? Evet. Ona niye gelin demişler? İsmini aldığı için gelin diyorlar. Gelin çok çalışıyor ya ayakta. Ha. Benim bu kaşınmam sıcaktan olabilir mi? Tabii.
Normal şartlarda biz burada beklemeyeceğiz tabii. Bizim artık ayrılmamız lazım. Çünkü sıcak gelmeye başladı. Evet. Gelinimizi alıp geleceğiz birazdan. Evet. O tamamen hazır olunca gelinimizi de içini sileceğiz. Evet, tamam. Dolandıracağız. Hadi gidelim o zaman. Aynur ablanın tavuklarını gördüm. Tamam, yumurta var. Bize yumurta çıkar mı acaba orada? Bakalım. Gidek mi? Gel. Tamam. Gel gidek. Gel abla, gel kız. Çalalım. Senin yumurtalara bak, gör şimdi ne yapacak. Aysel abam. Efendim. Ne arıyorsun abam? Şimdi ne yapacağız? Hangi aşamadayız? Biz yağlamasını özleyeceğiz. Şimdi hazırlayacağız ekmeğimizin, çüreğimizin. Tamam. Yoğurdumuzu koyacağız önce. Bu normal yoğurt mu? Evet, normal yoğurt. Tamam. Yoğurdumuzu koyduk. Biraz sıvı yağ. Tamam. Yoğurdun üzerine sıvı yağ. Evet. O ne? Biraz da toz şekeri. Aa. Hani biraz kızartsın diye. Güneşli olsun diye. Tamam. Neyle olsun? Güleçli. Kızarsın diye. Güleç yani. Evet, güleçli. Yani evet, güleçli mesela. Evet. Şu an ben güleçli miyim mesela? Evet. Evet. Niye gülüyorum? Evet. Mutlusun da ondan. Değil mi? yoğurt koyduk. Üzerine sıvı yağ döktük. Onun üzerine bir kaşık şeker koyduk. Bunu özüyoruz. Özelim. Bunu suyla cıvıtıyoruz. Ondan sonra aldığımız bezilerimizi çüreklerimizin üzerine yağlayıp fırınımıza atacağız. Bir şey söyleyeceğim. Bu yetmez ki bu kadar şeye güleçlik. Yeter. Ha, su katacağız daha, değil mi? Tuzla yağlama yapmazsa kızarmaz. Bir dakika, gelin tamam. Geldi. Gelin gel. Özür dilerim, geliyorum yanına. Abo, abo, abo. O neydi? O neydi? Gelin. 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 İşte gelinimiz. Böyle yanıyor gelinimiz. Vay be. Yanmadın mı sen orada? Ben yanmam. Doğuştan yanmışım. Tövbe estağfurullah. Allah korusun. Biz niye doğuştan? Dur, yanına geldim. Ah! Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu gelin değil mi? Evet. Kaynana var mı? Ben kaynanayım da gelinim de. Sen iyi bir kaynanasındır. İnşallah. Sil, tut. Yok, ben sülmem. Ben yanarım. Kusura bakma. Ben, beni evde hanım de bekliyor. Çocuk bekliyor beni. Bizim de bekliyor. Eşimiz bekliyor. Ama senin eline alışmış. Evet. Abinin adı neydi? Bekir. Bekir abim bekliyor seni, tamam. Evet. Ama Bekir abim biliyor ki Tayyip Bey yıllardır bu işi yapıyor. Aynen yani. Aynen öyle. Ben bunu nasıl hadi yapayım? Saç. Ben bir daha ıslatayım gelin. Bir daha ıslat gelin. Şimdi gelin ıslatmaya gittim. Şimdi tekrar gideceğiz. Güleçli vardı ya, hani yüzüne sürüyordu, hamurun yüzüne. O güleçi göreceğiz. Güleçlenmesini göreceğiz. Şöyle ben geçeyim. Şöyle yerleşeyim. Döküyorum abla. Bismillah. Bunu böyle sıvı haline getirdiğimizde... Yeter mi? Daha döküyor mu? Hepsini döküyor mu? Evet, evet. Hepsini döküyor. Şimdi yağlamamız hazır. Bu 20 tane hamurun şöyle yüzünü evet. Yağlayacağız değil mi evet. Bunu? Niye? Güleç olacak. Güleç olsun diye. Evet. Güleç olacak. İnşallah şahane güleç hamurlarımız birazdan hazır evet. Olacak. Yüzünü evet, hazırladık. Başka evet. Bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Gelin geliyor. Gelin bir daha geliyor. Niye evet, geliyor bu gelin? İkinciye. İkinciye. Hafiften silelim ki ekmeklerimiz yanmasın ikinciye. O, hepsinin bir usulü var. Elimize biraz kepek alıyoruz. Ben de alayım mı? Al. Tamam, siz atın. Yok, sen de al. Sen fırına ne yapacağız? Fırına gidiyoruz. Fırına bu kepeğimizi atıyoruz. Neden? Ki fırın oldu mu olmadı mı diye ona bakacağız. Ha, bu yanarsa? Ateş, evet, yanarsa. Ama yanacak. Alırsa olmuş fırınımız. Bu yani fırının ayarını anlamak için mi yapacağız evet, bunu? Evet. Ha, tamam. İlkin olduğu için. Hadi gel, al. Tamam. Oo! Siz de atın. Abo! Çok yandı. Tamam, yansın. Gelinle sileceğiz şimdi. Abo, aman çok yanmış. Tamam. Şu an 350-400 derece falan. Var. İki daha saçacaklar. Gelin nerede gelin? Saçacak. Gelin gelmiyor. Baş evet. Mı istiyor? Biraz daha saçacaklar. Ondan sonra ekmeğimizi atacağız. Geldi bak. Fırın sahibi geldi. Bak, fırın sahibi geldi. Daha olmamış. Gel şuraya gel. Ekmeğimiz düzgün olmaz. Niye ekmeğimiz düzgün olmuyor? Sen daha de bizim hiçbir şeyimizi beğenmiyorsun ha. Fırın ister. Daha kara. Saçıyoruz. Daha kara mı? Saçıyoruz Aynur abla. Ha. Daha şurasını yağaracak. Evet. Ha, daha var. Kapısı bak, şurası kara. Fırın sahibi o bilir yani, değil mi? Evet. Daha var. Az da. Evet. Bir deş. Deştim. Neyi deş kız? Demirine. Deştim. Neyi deşiyorsunuz? Ben niye anlamıyorum? Siz ne konuşuyorsunuz? Tamam. Deş de gelini getireyim. Yeter. Şöyle bir deş altını. Kız geçtim. Kız deşmiş diyorum. Deşmiş. Gelin geliyor. İkinci kez geliyor. Gelin geldi. Geline bak, geline. Gel. Bahşiş istiyor. Geline bahşişi. Olmaz. Tamam, gel bir dakika konuşuruz bahşiş ya. Bahşiş istiyor. Ne kadar istiyor? 100 lira. Tamam. Biz onu şey yapacağız, halledeceğiz inşallah. Tamam, bahşişi vereceğiz, yapacak bir şey yok. Çünkü bu işler böyle. İkinci kez değil mi Aysel abla? İkinci kez. İkinci kez siliyor. Abla bir kere yapayım mı? Tut. Ver. Tut. Hadi.
Anam. Aa! Anam. Vallahi deli, gelin deliye evet. Düştü ya kız. Al 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 al. Ha. Tamam, altını kapatalım. Gelin ikinci kez geldi ama bu sefer var ya içeri tertemiz et. Bal dök yala yani, o kadar güzel oldu. Olmadı mı? Oldu oldu. Oğlum, sen ne diyorsun? Bir şey mi diyordun? Kepek istiyordum. Kimden istiyordun? Aynur Hanım, kepaver. Ha, Aynur Hanım. Evet. Ver bakalım kepaver. Ne yapacaksın şimdi? Kürahanesini atacağım, ekmek yapışmasın diye. Allah Allah. Öyle mi oluyor? Hı. Aynen böyle. Şu an hazır değil mi? Hazır. Öbür aşamaya geliyoruz ama bir şey daha eksiğimiz var. Kureç olsunumuzu yüzüne süreceğiz. Evet. Aa, ne yapıyorsun? Ana, ne güzel yaptın kız. Pide yapıyorum. Vay. Hadi. Meşhur kaymaklı çöreğe sevgili seyirciler. Aysel abla, bu şu anda hazır mı? Evet hazır. Tamam. Vay 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 vay. Dünya dünya bayılıyor buna. Dünya dünya. Şahane. Ekmeğimizi böyle açıyoruz. Ha, bir şey söyleyeceğim. Biz buna ekmek yiyoruz ama bu çörek. Kaymaklının çöreği. Kaymaklı çöreği sevgili arada seyirciler. Dünyada bir tane. Şimdi yüzüne bir sür anacığım bunu. Yüzüne sürdü. Sürdü. Sonra ne yapıyorsun yüzüne? Pide şekli veriyorum. Tamam elimle şöyle. Elinle şekil veriyorsun. Evet. Ne yapıyorsun böyle şimdi? Böyle yüzünü yağlıyorum. Tamam. Elimle vurarak pide şekli veriyorum. Vay. Orijinali böyle. Vallahi süper. Harikasın. Ben de alıyorum. Sen de alıyorsun. Sen de götürüyorsun. Açıyorum. Pişince ben de yiyorum. Evet. Yok daha pişmedi. Daha çok var oraya. Var ya en güzel, en şahane ana geliyoruz sevgili seyirciler. Çünkü birazdan pişmiş olacak. Aysel abla bir şey soracağım. Efendim? Kendinden kolaylı mı? Kolaylı, evet. Kendinden kolaylı. Kendinden kolaylı oldu muydu? Açması, koyması daha rahat oluyor. Nasıl kendinden kolaylı yani? Ne demek? Mesela açmadan hemen ben koyuyoruz. Ha. Yani kendinden kolay, kendisi açılıyor. Kendisi açılıyor. Evet, kendisi açılıyor. Kürahımıza koyuyoruz, fırına atıyoruz. O zaman desene çok güzel hamuru yapmışız ya. Evet, çok güzel. Bir de bunun tahtadan alırken kenarlarını uğra yapmamak lazım. Uğra ne? Kepek. Ha, şimdi kepekleri atıyorum şuraya. Evet. Niye? Çünkü yapışmasın evet, diye değil mi? Evet, yapışmasın diye. Tamam mı şu anda? Kendinden kolaylı. Çünkü bizi yormaz. Yormaz, üzmez. Açacağız, evet. Şimdi açacağız, tahtadan onu koyacak. Özelliği, kenarlarını uğramamak lazım. Tamam. Kepek olmaması için dikkat etmeliyiz. Tamam, tamam. Şimdi onu atıyoruz. Şimdi son çöreğimizi de attık sevgili seyirciler. Acayip güzel oldu vallahi maşallah. Çok iyi oldu, harika oldu. Ah! Böğrümü deldin. Ne yaptın? Ne ördün? Böğrümü deldin. Delinmezse ekmek yiyemeyin. Bak her şey de oraya bağlıyor. Bizi ekmek küreğimizin arkasında durmayacaksın. Değilse kürek böğrüne sırtına değebilecek. Babaannem Allah rahmet eylesin böyle tandırda onlar ekmek falan yaparken. Evet. Ben şimdi onu kızdırdım bana böyle yapıyor. Bak Kurşat kürek gözüme bakıp duruyor. Kürek gözüme yani, nasıl bakıyor kız? Bak. Hani diyorken tehdit ediyor beni altına. Hadi bak şimdi. Kürek gözüme bakıp duruyor kalkarım. Ya. Öyle mi demek istiyorsunuz? Evet. Birazdan efsane, bizim buranın şahane efsane çöreği çıkmış olacak. Sizlere göstereceğiz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, bizim Nevşehir'in şahane, efsane dolmasını yapacağız şimdi. Ben anama bir sorayım. Anacığım, bu acaba kabak dolması mı? Bu yoksa yaprak dolması mı? Yoksa bu biber dolması mı? Ne dolması bu? Kayısı dolması. Kayısı dolması. Ben de şaşırdım işte böyle. Dolma yapacağız deyince ben bildiğin dolma yapacağız zannettim. Kayısı dolması. Hani aramıza kim katıldı? Raziye Hanım katıldı. Anam dedi ki dolma yapacağım oğlum sana dedi. Ben dedim ki tamam anam dolma yapacaksan gelin dedim. Ben nereden bileyim kayısının dolması olduğunu? Nerede kurudu bunlar? Damla mı kurudu? Değil mi? Güneşte. Gün kurusu. Çünkü nerede kuruduğunu bilik. Ona göre belki lazım olursa evet, gelelim alalım. Gün kurusu. Gün kurusu. Çatıda kuruyor bunlar. Evet. Damda kuruyor. Damda kuruyor. Tamam. Şimdi bunun dolması nasıl oluyor onu göreceğiz. Bunun çekirdeklerini çıkartıyoruz. Kayısıları birbirine yapıştırıyoruz. Tamam. Islatıyoruz dolmadan önce. Ha, ıslatalım mı? Yapalım mı be? Suyla. Nasıl yapacağız? Burada mesela böyle suya atıyoruz. Ben de atayım. Hı hı. Attık. Hı. Burada kalacak mı bu? Böyle kalıyor bir 10-15 dakika. Burada da kalmışlar var. Onlardan evet, yapalım mı şunlardan? Evet, kalmışları yapalım. Şu kalmış gibi. Kalmış mı bu? Kalmış. Tamam bu kalmış. Şu da kalmış. Hı hı. Şimdi bunun arasını açacağız. Bunun arasını açıyoruz böyle. Tamam. Böyle açtık. İçine tamam, ceviz koyduk. Tamam. Kapatıyoruz. Buraya diziyoruz. Vay vay. Ceviz de mi bizim buradan? Ceviz de bizim. Bizim maşallah ya. Allah ne güzel memleket evet, vermiş bize. Ceviz ağacımız var arkada. Allah Allah. Sizin burası var ya maşallah ya. Evet.
sebze hali gibi, meyve hali gibi yemin ediyorum. Burada fındık, orada ceviz, şurada üzüm. Orada elma. Orada elma. Orada armut. Armut, kabaklar zaten. Kız, maşallah diyek dur ama maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Maşallah hakikaten her şey yetişiyor. Her şey yetişiyor bizim burada Nevşehir'de. Evet. Bozkır derler. Yani aslında çok yeşillik yoktur ama toprağı verimli, toprağı güzel. Verimli. Ama bozkırın da o kendi rengi ha ana. Evet. Vay. Hele peri bacalarının rengi. Kız dünya hasta ya bizim buraya. Öyle. Vallahi öyle, billahi. Öyle. Şimdi bunu arasına ceviz koyuyoruz. Bizim burada gelen misafirlere bundan ikram ediliyormuş, değil mi? Gazi Hanım. Efendim. Buralı mısın? Evet, buralıyım. Aynı köy, değil mi? Evet. O zaman gelin gelmek çok... Komşumun gelin kızını aldım. Aman hele diyecektim, evet, çok zor olması gerek. Yakın mıydı hemen burası? Her şey benim evim. Her şey. Yani. Araba maraba da tutmadınız Ellam öyle. Yok. Direkt şeye. Hemen aldık geldik. Ne güzel ya. Vay be. Doğma büyüme bu mahalleden. Ay ne güzel ya. Ağladın mı kız? Çok ağlamadım aslında. Ne alacaksın? Karşı komşu. Zaten küçüktün, evet, değil mi? Kaç yaşında evlendin? 16. Anne baba rızası vardı, evet, tabii o zaman. Hemen karşıdasın şimdi, evlendin ilk, evet, hafta falan. Ananlar karşıda. Evet. Can istediği zaman zaten gidiyor. Her gün gördüm. Kız Allah herkese senin gibi gelin olmayı nasip etsin. Değil mi ana? Öyle. Valla. Yan tarafa da evimizi yaptırdık. O. Üç aile bir aradayız. Ay ne güzel. Maşallah maşallah. Gelinler gelen misafirlere bunlardan ikram ediyorlar. Razi kardeşim de bizlere ikram etti bundan. Şahane şöyle arasına cevizleri bahçeden, yine anamın bahçesinden cevizlerini şöyle getiriyoruz böyle. Şunu sıkıştırıyorsunuz böyle arasına koyuyoruz. Sonraki aşama ne? Pekmezli tereyağlı su böyle vay, ezdiriyoruz. Vay vay vay. Aa dibinde azıcık bırak da içeyim kız. İç. Bu yeter. Pekmezli tereyağlı. Evet. Of. Burada bu suyunu çekene kadar pişecek. Pişecek. Ondan sonra sıcak sıcak mı ikram edilecek? Soğuk mi? Da olur. Soğuk da olur, sıcak da olur. Vallahi çok güzel ya. Şimdi içinde pekmez var. Evet. Kayısı var. Ceviz var. Tereyağı. Tereyağı var. Evet. Peki kaynayacak mı bu? Kaynayacak. Kaynayana kadar bekliyoruz. Hacer Ana, o pişene kadar ben de sana bir türkü söyleyeyim. Söyle o. Ha? Hacer Oba sana engin mi sandın? Ayağında poteni var, zengin mi sandın? Her olur olmaz anam, dengin mi sandın? Ayda doğdu göremedin seni. Her olur olmaz anam, engin mi sandın? Ayda doğdu göremedin yar seni. Merdivenden tıkır makır inişin, çalıştıyor altın ile gümüşün. Önce söz verip de sonra dönüşün. Ayda doğdu göremedim ben seni. Önce söz verip de sonra dönüşüm. Ayda doğdu göremedim yar seni. Ayda doğdu göremedim yar seni. Dinlerine sağlık. Ve işte beklenen an geldi. Geldi mi abla kız? Geldi. Aç bakalım. Fırını açıyorum. Tamam açıyorum. Açtın. Ekmeklerimiz çok güzel. Allah. Buraya bir koku geliyor. Vallahi böyle inanamazsınız. Anlatamam yani ben size o kokuyu. Bismillah. 1-2 Vay. Bugün var ya. Anam bütün kaymaklıyı doyuracağız inşallah. Düğün de var zaten. Buradan da düğüne gideriz belki. Çok yersek düğünde şişer miyiz? Oynayacağız falan ya. Şişme eritirsin, ha? Güç ver, eritirsin. Ne bileyim. Sen bu ekmeği düğünde yeme. Tamam. Ah! Atmayız. Atma. Çok yandı kız. Ben yardım edeyim ya. Kuşat Bey. Çok yandı abla kız. Ayşe, şu ekmeği verir misin? Hı. Ha ben aldım, dur ben. Bismillah. Senin elin yanmıyor mu? Yanmıyor. Benim niye yanıyor? Kışın, soğukta, yazın sıcakta ellerimiz pişti. Bunda sen ha. Çok sıcak ya. Ama sen ne yaptın kız? Eline bakayım ne yaptın? Senin elinde ne var? Senin elin niye yanmıyor? Allah Allah. Normal benimki de aynı. Evet.
Evet, dedim ya, tescilli bizim buranın şahane ekmeği. Mesela abla, güzel oldu ya. Evet, çok kullandık evet, fırını ya şimdi. O atsaydı hem fırına 3 tane alacaktı, hem attığına 3 tane 6 tane ekmek verecekti. Kardayız, sesini çıkarma. Evet. Kardayız evet. Allah'a çok şükür. Biz attığımız için. Düğüne gitti. Allah'tan böyle düğün aynen. Var da. Ama birazdan sepeti da içeride ekmeği mi oraya koyanlar dedi. Ha, onu da söyledik. Not yazmış koymuş. Not mu yazmış? Not yazmış bak. Evet. Ekmeği mi oraya koyun diye. Şimdi buna köpüklü, bol tuzlu, sarımsak sürttün mü? Düğüne gideceğiz, kokmayalım. Ha? Bir şey olmaz. Ne yapacağız? Düğündekilere de götürelim sarımsaklı, evet, onlardayız. Düğünde de sarımsakla yemek. Kokacaksak hepimiz kokacağız. Evet, aynen. Bugün birlik günü. Aynen. Bugün kokacaksak biz hepimiz kokmalıyız. Aynen. Sarımsağımızı, tuzumuzu alalım. Hakikaten düğüne gideceğiz. Nasıl yapacağız ya? Buyur. Sarımsak, sarımsak nerede? Alalım evet, sarımsağımızı, tuzumuzu alalım. Ekmeğimiz. Bak bana şimdi kendine geldi Kürşat Bey. Bir şey söyleyeyim. Bey. Sarımsak dediniz. Ben de sarımsak evet. Dedim. Şimdi sarımsak mı diyeceğiz? Sarımsak. Sarımsak. Karar verin. Aranızda kaldı. Sarımsak. Sence? Sarımsak. Sence? Sarımsak. Sen söyle. Sarımsak. Sarımsak sanki bana daha şey geliyor. Daha yöresel geliyor. Aynen öyle. Şimdi bir dakika, tuz atıyoruz. Evet. Üzerine sarımsak mı sürüyoruz? Evet. Ya da sarımsak. Ekmeğimiz kokmasın. Ay, sarımsaklı oluyor bu ek. Bu çörek yani. Çörek yani şey çörek. Aslında bunu sarımsak sürttük müydü? Bunun üstüne nane ile domates. Ha, üstüne mi koyuyordu suyunu? O daha hoş oluyor. Nane ile domates. Şimdi bu aslında patatesin püresinin özünün suyundan yapılmış. Evet. Şahane bizim buranın lezzeti. Yani. Ama yenirken de böyle üzerine önce tuz değil mi? Sonra ne koyuyoruz? Sarımsak. Peki söyle, şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklasak da mı saklasak? Ay ben onu bilmiyorum, şaşırıyor. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Ama bu sinir valla. Bir alkış. Bravo. Şu an yemeğe hazır. Yani inanılmaz güzel oldu, inanılmaz güzel kokuyor. Sıcacık, şahane bizim kaymaklı çöreğin üzerine... Önce tuzu döktüler ablamlar. Ondan sonra sarımsağı böyle her yerine böyle yaydılar. Bildiğiniz sarımsaklı ekmek yiyeceğiz şu anda. Çok kokmuyormuş yani. Öyle aşırı bir kokusu yok sevgili seyirciler. Az bir kokusu var. Çok az. Yani çok rahatsızcı bir kokusu olmadığını söylediler. O yüzden biz de inşallah sizin için tadına bakacağız. Ama güzeller güzeli Nevşehir'e geldiğinizde inşallah sizin de yolunuz kaymaklıya düşerse, bizim buranın bir kere kaymağı çok meşhur. Onu zaten gelince göreceksiniz. Bir de meşhurlarından bir tanesi bu şahane, efsane bizim kaymaklının geldi milli, aynı zamanda da tescilli şahane çöreğe. Ne çöreğe? Kaymaklı çöreğe. Ablalarım sizler için yaptılar. Afiyet olsun, bereketli olsun. Güzel kaymaklıdayız. Buyurun gelin, beraber olsun. Şahane, efsane kaymaklı çöreğe. Buyurun, elinize sağlık. Afiyet olsun. Barı, Hacer Hanım'la neler yapmışlar, neler maşallah. Hacer Hanım'a barı ne demek? Bizim burada her şeyi bir barı diyoruz biz, yıllardır barı diyoruz böyle. Öyle bir şaşırma ifadesi. Hani abo gibi barı. Evet, evet. Ha öyle çok güzel bir dili vardı bizim buraların. Bozkır'ın dili başkadır valla. Çok güzel nimetlerden birkaç tanesi. Bizim Nevşehir'in şahane güzel ilçesi. Kaymaklı'da birkaç tane örnek var. Biz de bunu zaten anlattık. Kayısı dolması. Kayısı dolması. O da dolma ama kayısı dolması. Bu? O üzüm turşusu. Üzüm turşusu. Gerçekten mi? Evet. Kız abla, üzümün turşusu üzüm mu olur Allah'ın? Ana ben evet. Bunu ilk defa görüyorum. Dur. Evet. O zaman şey diyeyim mi? Barı. Şaşırdım yani. Aa. Üzümün turşusunu ben görmemiştim. Evet. Şekerli atıyoruz. Şekerli mi? Evet, şekerli. Evet. Komposto gibi de. Ha, bu komposto, hoşaf gibi bir şey o zaman. Ama bu koyalım turşusu oluyor. Koyalım tadına mi? Bir bakarsınız. Yok, tadına bakmayayım da. Koyalım. Üzüm turşusu. Şöyle göstereyim şöyle. Hı. Turşu, bildiğin turşu. Turşu kokuyor yani. Yani ekşi değil, tatlı. Ekşi değil, tatlı ama turşu kokuyor. Turşu. Niye öyle oluyor? Bunun bir tozu oluyor. Onu tozdan korsan öyle hiç ekşimez. Çok enteresan. Evet. Yaprak sarması. Yaprak sarması. Bizim buraların olmazsa olmazı. Ay ne güzel bu ha. Şey gibi, dünya haritası şeyleri gibi olmuş. Bu ne? Tarhana. Tarhana. Püff. Yolda kalır mı bunu yiyen? Yolda kalır mı? Hep yürür, güç verir, enerji verir. Evet. Ecdat yıllardır tarhana çorbasıyla evet. Beslenmiş değil koyalım, mi? Koyalım bakayım isterseniz. Allah. Azıcık. Ha. Biraz da sosundan. Sosundan da koy diyecektim tam. Ha. Böyle. Allah razı olsun. Bu da bizim şahane, efsane, olmazsa olmazımız, atadan, ecdattan, dededen kalan şahane miraslardan bir tanesi. Tarhana çorbası sevgili seyirciler. Afiyet olsun, bereketli olsun.
ecdadın bıraktığı en güzel nimetlerden, miraslardan bir tanesi de bu. Çok güzel bir lezzet. Hakikaten besin değeri çok yüksek değil mi? Bu da kuru fasulyemiz. Olmazsa olmazımız. Nevşehir'in gülü, medar iftarı, Apakla. Apakla değil mi kız? Evet. Kuru fasulye. Fasulye. Kuru fasulye de deniyor. Şimdi bizim buralarda hani böyle şeydir böyle. Hani ana yemek gibi bir şeydir değil mi bu? Yani evet, olmazsa olmaz. Evet, olmazsa olmaz. Mesela geliyorlar mıydı çocuklar? Ana abi kuru yaptı yiyelim diyorlar mıydı? Evet. Değil mi? Apakla. Etli. Başkan çok sever bunu. Çok sever. Başkanıma da selam olsun buradan. Şahane. Apakla yani namı diğer kuru fasulye. Kuru fasulye. Etiyle bol bol afiyet olsun. Bereketli olsun. Nevşehir'deyiz. Bozkurum çocuklarımdan selam olsun. Şimdi ben bir türkü söylesem el şapırdatır mısınız acaba? Şapırdatırım. Ahey! Bacacılar yüksek yapar bacayı. Şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı da karam. Ama ne güzelsin karam. Altın dişli karam. Sırma saçlı karam. Seni seçtim karam, dalgaya düştüm karam. Taranarara ta dit dit, doro dit do 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 do. Dimrara dimrara dit dit, taranarara dit dit. Ah hey, havuzun başına gelmesin eller. Bugün efkarlıyım açmasın güller karam. Altın dişli karam, sırma saçlı karam. Ben seni seçtim karam, dalgaya düştüm karam. Dora dora dih 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 do. Dora deri dih 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 dih. Dara da 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 da. Dara da 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 da. Ah hey. Havuzun başına gelmesin eller. Bugün efkarlıyım açmasın güller karam. Altın dişli karam, sırma saçlı karam. Ben seni seçtim karam, dalgaya düştüm karam. Vay vay vay. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, çok kıymetli, çok can, biricik ananın yanındayız. Fatma Hanım'ın yanındayız. Yanında da gelini var, Azime ablam var, gelini var. Fatma Hanım kaç yaşında biliyor musunuz mu? Fatma Hanım kaç yaşındasın? Söyle. 95. Ha, 95 yaşında bir maşallah deyin şöyle. Ağız dolusu kocaman bir maşallah deyin anama. Ana, gözün görüyor mu? Hiç görmüyorum. Şu görmüyorum. Ameliyat olaydım, olmadım, pişman oldum. Olsun, canın sağ olsun. Ana, ana şey... Nasıl çok şükürler. Çorap mı örüyordun? Ya olsan iyi olur muyum ki? Olursun, Allah büyük. Kulak duyuyor mu kulak? Kulağı açılarmış, açarlamış da bu kulağı açılmıyor. Ha kulak açılmıyor. Ha göz açılır kulak. Hep tanıştık, gittik doktora. Ama kafa aynen. Güzel maşallah. Kafa sıpattın. Tövbe estağfurullah. Kafan iyi. Gideyim yerin altına. Her şeyi hatırlıyorsun değil mi maşallah? Buna da şükür yavrum. Buna da çok şükürler olsun. Çok şükür. Fatma Hanım 95 yaşında. Yapıp, Fatma Hanım'la sizi tanıştırmak istedik sevgili seyirciler. İkimiz bir kafa olduk. Bir kafa olduk. Onlar bizim değerimiz. Bir şey söyleyeceğim. Ben de iyi üşüttünüz. Üşüdü. Anam üşüdü. Ben seni ısıtacağım. Abla bir şey söyleyeceğim. 95 yaşında siz beraber yaşıyorsunuz. Evet. Siz gelini mi alıyorsunuz? Gelini oluyor. Ya. Patisinin kızı oluyor. Ha benim hem gelini yeğeni. Hem yeğeni. Senin gördüğün işleri kimse görmez. Bak ne diyor? Barı. Barı. Barı diyor bak anam. Barı. Benim gördüğüm işleri kimse görmedi diyor anacığım. Evet. Barı dediğin zaman şaşırdı. Aman. Sağlam olaydı sana iyi bir mantı keserdi. Ah. Ne güzel nasıl olurdu. Nasıl keser? Vallahi. ana bir şey söyleyeceğim. Kaç tane çocuk var? 6, biri gitti 5 kaldı. 9 tane oldu. Maşallah. Onlar tazeyken gitti, benim bir gitti. Ha, ay Allah rahmet eylesin ya. Allah rahmet eylesin. Onlar tazeyken gitti. Allah'ın hepsi oldu.
Hadi seni üşütmeyelim, sen git. Hadi anamla, hadi anamı götürelim, hadi anamı götürelim. Sağ ol anacığım, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Nevşehir'in güzel beldesi Kaymaklı'dayız. Nevşehir'in kıymetli, değerli valisi Sayın İnci Sezer Becerli ve kıymetli belediye başkanımız bizlere burada bilgi verecekler. Çünkü çok önemli bir şey var şu anda burada. Ne var, ne hasadı var? Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği hasadı. Nevşehir'in olmazsa olmazı. Evet, sayın evet. Valim, sağ olun, sizi her yerde görüyoruz Nevşehir'de. Yani maşallah her yere yetişiyorsunuz misası. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin olduğu yer. Tabii ki burada olacağız. Nevşehir içinde son derece önemli olan tarımsal bir ürün kabak çekirdeği. Hı-hı. Üzüm, patates, kuru fasulye ve aynen, kabak çekirdeği buranın vazgeçilmez olmazsa olmazı. Kabak çekirdeğinde de Türkiye'de en temel kabak çekirdeği sağlayıcısı bizim ilimiz. Hı-hı. Piyasanın %31 ihtiyacını Nevşehir olarak karşılıyoruz. Maşallah. Ve birinci sıradayız. 20 bin tonun üzerinde üretimimiz var. Hı-hı. Bölgede tabii ki hem üretimin yoğunluğu aynı zamanda da lezzet açısından da son derece, hı-hı, değerli. Şimdi makine hasat, elle hasat lezzet farkının olduğunu, hı-hı, ifade ediyorlar. Bölgenin kabaklarının da getirmiş olduğu bir lezzet farkı da var. Yani, hı-hı, o çoğunluğun dışında lezzet farkı da var. Bölgede özellikle çerçeveli, kadın tırnağı ve ürgüp sivrisi olarak bilinen ve sütle kavrulan, daha çok, hı-hı, yemeklik olarak da tercih edilen türler mevcut. Tabii çiftçiler farklı ürünlerle aslında ekonomik olarak da kendilerini desteklemiş oluyorlar. Yani patates ekerken diğer tarafta kabak ekmeleri olası bir risk durumunda birinde kazanamadığında diğerinde kazanma şansına sahip. Ekonomik girdi olarak da ciddi bir destek sağlıyor. Biz de bugün üreten üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olmak istedik. Onlara destek vermek istedik. Harikasınız. Hep sahada görüyoruz sizi de. Köylü de, çiftçi de devletin yani desteğini hissediyor sadece yani. Sadece hasat günleri, bağ bozumu, şenliklerine gitme ile kalmıyor elbette. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızla bir arada olmayı, temas etmeye gayret gösteriyor. Hı. Her hafta bunu yapıyorum düzenli olarak. Ne güzel. Dün Gülşehir'in 3 köyündeydik. Oo maşallah. 3 köyümüzü ziyaret ettik. Temas etmediğiniz zaman haberdar olma şansınız, aynen, yok. Doğru. Vatandaş sizin dokunmanızı istiyor. Onlarla birlikte olmanızı istiyor. Sorunlarını size birinci ağızdan anlatmak istiyor. Aynen. Mutlaka işte muhtarlar var, belediye başkanları var. Farklı kanallardan geliyor ama onların anlatması gibi ve sizin görmeniz gibi değil kesinlikle. Evet, kesinlikle. Onun için biz geldiğimiz günden beri vatandaşla zaten bir aradayız. Kendimizi rahat hissettiğimiz doğal ortamdayız aslında. Birlikte olmaktan, iletişimden her zaman çok memnun olduk. Ve yapacağımız çalışmalara da ışık tutuyor bu aslında. Sahada neyin ihtiyacı, hı-hı, olduğunu görüp yapacağımız çalışmalarda da bize ilham veriyor, evet, şeylerimiz. Harikasınız. Var, üreticimiz, kıymetli abim, sizi tanıyalım. Ben Kaymaklı çiftçilerinden Musa Güney. Tarla senin mi? Tarla benim. Maşallah iyi değil mi bu sene ürünler? Şükürler olsun, verimimiz fena değil. Harika. Kullandığımız gübreler, ilaçlar sayesinde bizler bu duruma geldik. Burası kıraç bir bölge olduğu için, aha, sulu tarım yapıyoruz. 7 sefer su veriyoruz. Aha. 7 sefer sudan sonra bu şekilde verim alabiliyoruz. Şu tarafa, oraya hanımların yanına doğru gidelim. Tabii. Orada da aslında hanımlar başlamışlar bile çalışmalara. 10 yıl geziyoruz. İlk defa bir valide tarlada geziyoruz şu anda. Öyle mi? Vallahi ilk defa bize kısmet oldu. O da güzel tarafı, memlekette kısmet oldu yani sevgili seyirciler. Nevşehir'in her ilçesi, her köyünün ayrı bir güzelliği ve zenginliği var. Nevşehir'in kıymetli, değerli valisi İnci Sezer Becel kabak çekirdeğini çıkaracağız. Şimdi, çok güzel bir kabağa denk geldik değil mi? Vallahi aynen çok güzel görünüyor. İri iri değil mi? Evet, torpil yapıp güzelini vermişsin. Evet. Şu içleri kalıyor değil mi? Sadece şeylerini çıkarıyoruz. Şunları çıkarıyoruz. Evet, şunları çıkartıyoruz, tamam. O posalarını atıyoruz. Sonra onları değerlendiriyor musunuz abla posalarını? Bu posa kısmını sadece hayvanlar eğer yerse, hı-hı, atıyorlar. Yoksa da çöplere atılıyor. Yoksa çöpe gidiyor. Tamamen da, kabak çekirdeği için aslında. Ya da toprakla da bütünleşebilir aslında. Değil mi? Yalnız biz bunları eskiden pekmez yaptığımız zaman tabutlarını soyardık. Kabuklarını soyduktan sonra parmak parmak keserdik. Ya, kireceye yatırırız. Kireceye yatırdıktan sonra da kabak reçeli olarak yapardık. Vay. Ve bunu aynısında şekerle de yapılabiliyor. Biz bunları endüstriyel olarak kullanamıyoruz. Aha. Çok yetiştiği için bir sanayi ürünü olarak
kullanamıyoruz. Yani dış kabını sanayi olarak kullanamıyoruz. Ama çekirdeğini kozmetik sanayide, ilaç sanayide ve çerezlik olarak kullanıyoruz. Eyvallah. Evet. Valim, vallahi harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Eliniz dert görmesin. Vallahi o zaman hasat başladı değil mi? Şu an. Hasat başladı. Bir alkışlayalım o zaman hasat başladıysa. Bir alkışlayalım. Vallahi bereketli olsun. Allah bereketli etsin. Kıymetli valimiz, kıymetli devletimiz her daim yanımızda olsun inşallah. Biz de hoşumuza gidiyor, gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz sayın valim. Görmüş olduğunuz gibi burada yüzlerce belki binlerce kabak var ve bunların hasadı artık başladı. Ablalarım şu anda bizim meşhur kabak çekirdeğini çıkarıyorlar. Kabağı kırıyoruz, çekirdeği çıkarıyoruz. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Ya? Yere koy. Yok kız, kıracağım ben ya. Tepemize. Tepemize gelir diye. Kırayım kız, şurada kır. Bismillah. Evet, başlıyoruz. Kırabilirsin. Bu kadar. Evet. Kırdık maşallah. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Şimdi bunun içinde işte dünyanın en güzel kabak çekirdeği var sevgili seyirciler. Evet. Bu artık dünya biliyor bunu. Hakikaten çok özel, inanılmaz güzel aroması, şahane lezzeti ve büyük büyük kabak çekirdeklerini çıkarmaya başlıyoruz. Bir dakika, eldiven alacağım. Evet, evet. Eldiven takmazsa tırnak uçların çatlıyor. Sabaha kadar uyuyamazsınız. Vay be. Eldivensiz olmuyormuş. Çünkü tırnaklara zarar veriyor dedi ablalarım. İşte şu bizim meşhur kabak çekirdeği. Anam gitti. Burada herkesin önünde bir ileğen. 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 Ha işte bu ileğen. Bana niye bu renk ileğen verdiniz? Vali Hanım ayıkladığı ileğen tamam. Size kısmet oldu. Tamam, o zaman ben devam edeyim buradan. Aynen. Şöyle sevgili seyirciler, bunları böyle tek tek çıkarıyoruz. Evet. Şöyle şuradan tek tek ayıklıyoruz. Aynen. Ama ben işte bunu uçağı kaydırmamak lazım. Evet. Bu kadar kabak bu şekilde mi ayıklanacak? Hayır. Toplandı mıydı? Bu kabaklarımızı topluyoruz. Tamam. Makinamız var. Kabak makinesi. Kabak makinesi kendisi alıp atıyor makineye. Bizimki işliyor. Yani eski usul değil mi aslında? Evet, bizimki eski usul. Biz kavrumluğumuzu, çekirdeğimizi elimizde ayıklarız. Makineye atıp yapmak tohumluğumuzu. Bu tohumluk mu şu anda? Evet, tohumluk. Kavurmalık. Kavurmalık derken nerede kavuruyorsun bunu abla? Nasıl yapıyorsun? Ekmek fırınımızda. Köyümüzün fırını var. Ha. Köy fırınında. Buraya nöbet koyuyoruz, sıra alıyoruz. Aha. Sıramız geldiğinde, nöbetimiz geldiğinde kabak çekirdeğimizi götürüyoruz. Hı-hı. Sajlarımız var. Hı-hı. Kabak çekirdeği sajlarımız var. Onları, çekirdekleri sajlara koyup fırına sürüp kavuruyoruz. Peki ekimi zor mu ya da bakımı zor mu? Yani zor. Ne kolay işi yok. En kolay hazır lokma, onu da yemeden evet. Yudamıyoruz. Vay. Yani. Yemek olmadan yemek yok. Vay yemek vay olmadan, vay. En kolayı hazır lokma. Onu da yemeden yudamıyoruz. Onu yiyeyim. Şöyle bir geveceksin değil mi? Aynen. Onu da bir. Aynen. Doğru söylüyorum valla. Bunların makinesi var dedin ya. Evet. Kabağı bütün olarak mı atıyor içine? Evet. Aynen. O şeyini mi çıkarıyor direkt? Makine tarlaya girdi miydi motoruna? Makinenin bir alma şeyleri var. Böyle nasıl çatal diyeyim? Gibi, çatal gibi. Alıp atıyor kendisi. Merdaneyi döndürüp atıyor makinenin içine. Önceden ırgat tutulurdu. Aha. Irgat elde atma makinamız vardı. Kabak makinesi. Aha. Motor girerdi araya. Hani biz elimizi alıp atarak giderdik. Ama şimdi onun kolaylığı çıktı. Hazır otomatik makineler var. Ne güzel vallahi. Evet. Ama ırgatlık makinesi bitti tabii. Evet, ırgatlık bitti. Şurada kaç kişiyiz ırgat? 5 tane ırgatız yani şurada. Evet. O da kabak tokluğuna diyelim. Yardımlaşarak işte ırgat olarak gelip yardım ediyorsun. Peki kabağın büyük olması mı iyi? Çok büyük kabaktan çok kabak çekirdeği mi çıkar? Büyük kabaktan verim alamazsın. Öyle mi? Küçük kabak daha verimlidir. Tohum olarak ama sarı olması daha iyi. Üç çatallı. Yandırıldı. Ortadan. Ortadan mı? Tamam çekelim şimdi. Şu anda kabağımız. Ne kadar zormuş ya. Alayım. Oy. Anam ne kadar zormuş. Sarı kabak olması önemli. Tohumluk için, kavurmluk için. Ha. İçine 1, 2, 3. 3 çatal. Ha, 3 çatal. Çekirdeği güzel oluyor ama büyük elininki az verimli, küçük normallarınki güzel verimli olur. Beni şu eldivenlerle bir alkışlayın. Alkışlayalım. Bravo, bravo. Sağ olun, teşekkür ederim. Şen olasın ürgüp, dumanın tütmez. Şen olasın ürgüp, dumanın tütmez. Kıratıma cemi, ona tutmaz.
Kıratıma cemi of konağı tutmaz. Oğlum da pek güç çök, lafımı tutmaz. Oğlum da pek güç çök, lafımı tutmaz. Cemalım cemalım, aslan cemalım. Alganlar içinde kaldın cemalım. Cemalım cemalım, algın cemalım. Alganlar içinde kaldın cemalım. Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Dıratımın sekişinden bilmişler. Dıratımın sekişinden bilmişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Cemalım cemalım, aslan cemalım. Alganlar içinde kaldın cemalım. Cemalım cemalım, of algın cemalım. Alganlar içinde kaldın cemalım. Vay 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 vay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.